Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İşaretül İcaz'dan Kur'an-ı Kerim'in Sure-i Bakara'nın 21 ve 22. ayetlerine geldik. Peki bu ayetler ne hakkında? İbadetin mahiyeti ve keyfiyeti hakkında. Çok önemli bir ayetler grubu bu. Evvela ayetin manalarını verelim, sonra devam edelim. Ya eyyuhennâsü ubudû rabbekum. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Ellezî, o Rabbiniz ki, halakakum, sizi yarattı. Vellezîne min kablikum, sizden öncekileri de yarattı. Leallekum tettekûn, ibadet edin ki Allah siz takvaya sahip olasınız. Yani onun emirlerine uyup yasaklardan kaçınasınız. Ellezî, öyle bir Rab ki, ceale lekumul arda firâşen, yeryüzünü size bir döşek gibi kılmış. Bulayım mı? Ver. Ah keçeli. Ah tabi ara verirsem böyle olur. Çoktan epey gitmişiz ya. Hakikaten ha. Hı? Ne bu? Ha böyle tersine gidiyor ya. Ben de diyorum niye böyle. Hah şurada bak. Hı. Hı. Al bakalım. Tamam şura. Ellezî öyle bir Rab ki ceale lekumul arda firâşen, yeryüzünü sizin için bir döşek gibi kılmış. Vessemâe binâ, semayı ise üzerinizde bir tavan, bina gibi kılmış. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ve o semadan yağmuru indiriyor, suyu indiriyor. فَاَخْرَجَ بِهِ, o yağmurla, o suyla çıkarıyor. مِنَ السَّمَرَا, değişik değişik meyveleri. رِزْقَ لَكُمْ, size rızık olsun diye. O zaman فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا, Allah'a eşler koşmayın. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, hem de bile bile bunu. Harika bir ayet, iki ayet. Şimdi önce bir mukaddime. İbadetin mahiyeti ve de kıymeti, keyfiyeti hakkında bir mukaddime. Tefsire başlamadan önce uzun bir mukaddime. Tamam? Uzun bir mukaddime. Oo, ibadetin hikmeti. Mukaddime. İ'lem, bilmiş olasın ki kardeş, ennel ibadete, Allah'a kulluk vazifesi, namaz gibi, oruç gibi. Hiyelleti turessihul akaide. İnsanın akaidini, inanç esaslarını kökleştirir, sağlamlaştırır. Bir adam Allah bir peygamber der ama namazını kılmaz, içkiden kaçınmaz, ibadetleri yapmazsa o iman zayıflar, kökleri zayıflar. Demek ibadet insanın iman esaslarını kökleştirir. وَتُسَيِّرُهَا حَالًا وَمَلَكَةً, ve anlatın, o akaidi insanın hal ve melekesi kılar. Yani artık hal diliyle Allah'a imanını ortaya kor. Ahirete imanını ortaya kor. Hal dili demek emirleri yapıp nehilerden kaçınmak demek. Çünkü el umurul vicdaniyetu vel akliyetu, akli ve vicdani olan işler illem tünemmiha ve turabbiha el ibadetu, eğer ibadet akli ve vicdani olan işleri nemalandırmazsa ve de terbiye etmezse, yeşertmezse, elleti ibadet ki hiye imtisalul evamiri ve iştinabun nevahi, emirlere uymak ve yasaklardan kaçınmak demektir ibadet. O zaman tekün asaruha ve tesiratuha daifeten, o zaman o vicdani ve akli olan şeylerin neticeleri, etkileri zayıf olur. Ve halul islam el hadiratü, şu andaki İslam aleminin durumu şahidetun, buna şahittir. Harika bir şey değil mi? İslam alemi şu anda ortada. Her şey ortada. Ey üstad, keşke senin zamanında ortada olsaydı da bugün olmasaydı. Ama bugün daha çok ortada. İslam alemi perişan. Bunu bil. Demek ki ibadet bu. Ve'lem, yine bil ki, eydan, tıpkı yukarıdaki gibi, yani ibadet akaidi sağlamlaştırdığı gibi, ennel ibadete, ibadet sebebun li saadeti dâreyn, iki dünya saadetinin sebebidir. Ve sebebun li tanzimil maaşi vel maat, hem bu dünyada
geçimi ve hayatı nizama sokmaya, hem de me'at, ahiretteki hayatı, dönüşümüzdeki hayatı nizama sokmaya vesiledir. Ayrıca ve sebebun lil kemali şahsiyyi ve nev'iyyi, ister şahsi, ister nevi olarak, insanlık olarak kemale, mükemmel olmamıza sebeptir ibadet. Ve hiye ibadet en nisbetü şerifetü aliyetü beynel abdi ve halikihi. İbadet demek kul ile onu yaratan Allah arasında yüce ve şerefli bir bağdır, nisbettir. Ulan ibadetin de bu kadar güzel izahı. Gelelim teker teker ispat edecek bunu. Bir, saadet-i dareinin sebebidir. İki, hem dünya hem ahiret hayatının tanziminin sebebidir. Üç, şahsi ve nev'i kemalimizin sebebidir. Dört, kulla Halik arasındaki yüce ve şerefli nisbettir. Şimdi üç şeyin sebebi, dört değil, bunları açıklayacak. Ne demek iki dünya saadetinin sebebidir demek? Minha emma veçhu sebebiyyetiha li saadeti dünya. Dünya mutluluğunun ibadet bir sebebi oluşunun izahı. Elleti dünya saadeti ki hiye mezratül ahira. Ahiretin tarlasıdır dünya. Femin vücuh. Değişik yönlerden bunu açıklayacağız. Demek ki ibadetin dünya hayatının mutluluk sebebi olması için çok yönleri var. Ama bazılarını açıklayacağız. Maşallah. Minha onlardan biri şu. Ennel insane insan hulika mümtazen. Diğer bütün canlılar arasında, varlıklar arasında imtiyazlı yaratılmış, farklı yaratılmış. Ve müstesna min cemii'il hayvanat. Bütün hayvanlardan istisna ve de imtiyazlı yaratılmış. Neyle? Bi mizacin latifin acibin. Çok şaşılacak bir şekilde latif bir mizaca, yani yapıya sahip olmakla. Şimdi en tecezalikel mizacu fihi, insandaki bu mizaç, yani diğer hayvanlardan onu ayıran, farklılık meydana getiren mizaç netice vermiş. Meylel intihab, bir şeyleri seçme. Mesela meyveler var, çürüğünü yemiyor. Seçme var, seçme hakkı var. Ve meylel ahseni, daha güzeli seçme arzusunu doğuruyor. Ve meylel zineti, süslü olma meylini. Ne kadar enteresan değil mi? Elbise, 10 tane elbise var. En süslüsünü seçiyor. İfade edebildim mi? Yani bu insanın yaratıcı mizacı. Ayrıca insan da doğurmuş bu durum. Ve meylenen fıtriyen, yaratılıştan bir meyil. İle en ya'işe ve yahya bi ma'işetin. Yani ne demek? Yaşaması ve yahya bi ma'işetin, o geçimini ile de hayatını sürdürmesi. Ve kemalin, anlatabilir, öyle bir yaşayış ve kemal ile hayatını sürdürmesi ki laikayni bil insaniyeti. İnsanlığa layık bir yani geçim ve kemal ile hayat sürmesini, meylini ortaya çıkarmış. Anladın değil mi? Böyle bir durum var. Sümme li ecli tilkel miyuli. Daha güzele meyil var insanda. Seçmeye meyil var. Güzel bir hayat yaşamaya meyil var. Bütün bu meyiller sebebiyle ihtiyacel insanu. İnsan ihtiyaç duyuyor. Fi tahsili hacatihi. İhtiyaçlarını elde etmede, fi me'kelihi yediği şeylerde, ve melbesihi giydiklerinde, ve meskenihi bütün kalacağı yerlerde ihtiyaçlarını elde etmeye ihtiyaç duyuyor. Nasıl? İlâ taltifiha. Latif şeyleri seçme konusunda. Ve itkaniha bi sanayi cemmetin. Çok sanatlarla sağlam yapmak konusunda. Ev yapıyor, süslüyor. En kalitelisi hangisiyse onu istiyor. La yaktediru. Ama bütün bu ihtiyaçlarını yerine getirme de gücü yetmiyor insanın. Huve bin firadihi ala külliha. Bütün bu isteklerini yerine getirme de tek başına gücü yetmiyor. Ve lihaza. Bu sebeple. Hani insan tabii olarak sosyaldir kaidesi var ya felsefecilerin zikrettiği. Ona getirecek ya şimdi. İhtace, insan ihtiyaç duyuyor. İlel imtizaci ma ebnai cinsihi. Kendi cinsinden olan diğer insanlarla karışma ihtiyacını duyuyor. Beraber yaşama. Liyeteşaraku. İhtiyaçları temin etmede ortak olsunlar diye. Her insan mükemmel
nedir, fırıncı olamaz, değil mi? Veya terzi olamaz, veya veya. Niçin? Feyeteavenu. Ta ki birbiriyle yardımlaşsınlar. Sümme yetebâdelû semerâti se'yihim. Sonra da çalışmalarının meyvelerini ne yapsınlar? Birbiriyle değişsinler. Biri terzi, biri bakkal olsun. Lakin ancak lemma lem yuhaddidi sani'ul hakim. Ancak her şeyi hikmetle yaratan kainatın ustası tahdit etmemiş. Yani illa şu insan terzi olacak, şu insan profesör olacak, böyle bir sınırlama getirmemiş. Kuvvel beşeri şehaviyeti vel gadabiyeti vel akliyeti. İnsanoğlunun kuvve-i şehaviyesini, kuvve-i gadabiyesini, kuvve-i akliyesini, biliyorsunuz bunların üç mertebeleri var. Okuduk daha önce. Bunları ne yapmamış? Sınırlamamış. Yani ne demek sınırlamamış? Keşke kuvve-i akliyede hep istikamet asıl olsa veya kuvve-i şehviyede hep iffet olsa. Öyle değil. Yani ifratı var, tefriti var, vasatı var. Sınırlamamış. Sınırlamayınca bi haddin fıtriyin, yaratılıştan bir sınır koymamış bunlara. Li te'mini terakkihim, ta ki insanların ilerlemesini temin etsin böylece. Eğer sınır koysaydı temin ederdi. Ama insanoğlu iffet yerine namussuzluğa gidiyor. Öyle değil mi? Bi zemberekil cüz'il ihtiyari. Cüz'i ihtiyarının zembereğiyle, o dönüyor ya, o kullanılıyor ya bu işlerde zemberek, biliyorsun. Allah, çok tatlı bir şey ya. Yani dolayısıyla sınırlamamış bunları. Lakin hayvanatı illeti huddidet kuvaha. Ama bu üç kuvveti de sınırlanan hayvanlar gibi değil. Mesela inek belli bir sınırda. Anlatabilir. Şehvi duygusu da, gadabi duygusu da, akli duygusu da. Zaten aklı yok da. O zaman böyle sınırlanmayınca hasala inhimakün. İşte bura önemli. Ve tecavüzün. Tecavüz ve başka haklara, anlatabildim mi? Ne yapma? Kötü şeylere dalma. İnhimak o demek. İnhimak ve tecavüzler olmuştur. İnhimak dediği dalma. Yani sapmalar. Sapmalar ve tecavüzler ortaya çıkmış. Sümme linhimakil kuva ve tecavüziha. Bu üç kuvvetin yönünden asıl fıtri olandan sapmaları ve tecavüzleri sebebiyle bi sırr ademi tehdit. Çünkü Allah onları sınırlamamış. Tehtacul cemaatu ilel adaleti. Toplum adalete ihtiyacı var. Niçin? Fi tebadüli semerati sayi. Hepsinin çalışmasının meyvelerini karşılıklı değiştirmede. Yoksa zalim ne yapar? Bir mazlumun elinden alır. O zaman adalete ihtiyaç var. Sümme sonra li enne akle külli ahadin. Maalesef her insanın aklı la yekfi fi derkil adaleti. Adaletin ne olduğunu anlamaya yetmez. Allah şey peygamber gönderecek, ona getiriyor. İhtacen nev'ü, insan türü ihtiyaç duydu. İlâ aklin külliyin lil adaleti. Adaleti temin edecek külli bir akla. Külli akıl insanlarda olmaz. O da Allah'ın. Yestefidu minu aklul umum. Umum akıl ondan istifade edecek. Ve mâ zâlikel aklu. Bu akıl da olamaz. İlla kanunun külliyi. Külli bir kanun olur. Külli kanunun kim kor? Ve mâ huve illa şeriatu. O ancak ve ancak şeriattır. Müthiş bir izah, biliyor musun bu? Biliyorsun o, biz bunu daha önce okuduk o. Üç kuvveti açıklarken sonunda o da buna getirdi. Ha? Kuvve mutahakkike. Aynen öyle, aynen. Bu da ancak şeriattır. Sümme sonra, Allah Allah. Peki bu şeriatın etkisini nasıl sağlayacağız? Daha ibadete gelmedik. İyi dikkat et. Sümme li muhafazati tesiri tilke şeriatı ve cereyaniha. Bu adaleti temin edecek olan şeriatın etki yapması ve etkisini ve uygulamanın korunması için labutte min mukanninin ve sahibin ve mübelligin ve merci'in. Mutlaka bu şeriatın kanunlarını koyan, ona sahip çıkan, onu insanlara tebliğ eden ve ihtilaf halinde kendisine, yani bunlara merci olacak olan bir zata ihtiyaç var. Ve mâ huve, bu da olamaz illen nebiyyü aleyhisselam. Hazreti Resulullah'tır ancak. Şeriatı korumak için. Sümme, bak bak ibadete getirecek. İnnen nebiyye
bu şeriatı koyacak ve koruyacak olan peygamber li idameti hakimiyeti fi'z zavahiri ve'l bavatini ve'l ukuli ve't tabaii. Yani ister zahiri olan şeylerde, ister manevi ve batini olan şeylerde, ister akıllarda, ister fıtratlarda ve tabiatlarda hakimiyetini devam ettirmek için yahtacu ila imtiyazin. Bir ayrıcalığa ihtiyacı var. Diğer insanlardan farklı olmalı. Ve tefevvukin, bir üstünlük sahibi olması lazım. Maddeten ve manen, maddi ve manevi. Siraten ve sureten, hem hayat yaşayışı hem de şekil itibariyle. O sira iç hayatı itibariyle daha ziyade. Ha, halkan ve hulukan, hem yaratılışı hem de ahlakı itibariyle. O zaman bu peygamber bunlara ihtiyaç var. Ayrıca ve yahtacu eydan, yine o peygamber mühtaçtır. İla delilin, bir delile. Ala kuvvetil münasebeti beynehu ve beyne malikil mülk, sahibil alem. Şu alemin sahibi olan ve malikül mülk bulunan Allah'la arasındaki münasebetin kuvvetli olduğuna bir delile ihtiyacı var. Kur'an-ı Kerim yani. Veya ve med delilu, bu delil olamaz illen mucizatı, gösterdiği bin küsur mucizelerdir. Sümme, sonra li te'sisi itaatil evamiri, emirleri itaati tesis etmek, yerleştirmek ve temini iştibani iştinabin nevahi, ve yasaklardan kaçınmayı temin etmek için yahtacu, bu peygamber ihtiyaç duyar ila idameti tasavvuri azameti sani'i ve sahibil mulki fil edham. Yani bu kainatın ustası olan Allah'ın daima büyüklüğünün tasavvurunu ve de bu sahibi mülkün zihinlerde devamlı tasavvur edilmesinin devam ettirilmesine ihtiyaç var. Bu neyle olabilir? İşte bu ibadetle olur. وَمَا هُوَ اِلَّا تَجَلِّ الْعَقَائِدِ. Ancak bu iman esaslarının insanda tecelli etmesiyle mümkün. Sümme, sonra لِيْدَامَةِ tasavvur, şu saniyin azametini ve zihinlerde sahibi mülkün büyüklüğünü tasavvur etmek için gerekli iman esaslarının bu tasavvuru devam ettirmek ve رُسُوْخِ الْعَقَائِدِ, iman esaslarının yerleşmesi için يَحْتَجُ اِلَى مُذَكِّرٍ مُكَرَّرٍ, tekrarlana gelen bir hatırlayıcıya ihtiyaç var. Ve amelin müteceddidin, yenilenen bir amele ihtiyaç var. Ve mel müzekkirul mukerreru illel ibade. Bu tekrarlanan, devamlı hatırlatan illel ibadetü, Allah'a kulluk vazifesi. Günde 5 defa, her sene 30 gün, Ramazan, zekat ve her şeyde hatırlatan şeyler bunlar. Allah korusun, kadın görürsün, gözünü çevirirsin. Sana hatırlatır bütün bunları. Nasıl bir tahlil değil mi? Yani bunu var ya 10 kere okumak lazım. Yanlış mıyım Molla Selim? Ya. Demek ki iki dünya saadetini ibadetin temin ettiğine dair olan birinci sebep bu. İkincisine gelelim. Allah Allah, daha bitmedi. Ve minha, o sebeplerden biri. Neden iki dünya hayatının mutluluğuna sebeptir ibadet? Ennel ibadete, ibadet li tevcihil efkari ile sani'il hakim. Allah Allah. Bütün fikirleri, şu kainatı hikmetle yaratan kainatın ustasına, saniine fikirleri çevirmek içindir. Ayrıca ve teveccühü, bu yönelme de, yani insan sani hakime fikirleriyle yönelirse li tesisil inkiyat, ona itaat etmeyi yerleştirmek için. Vel inkiyadu, itaat etmek de ona boyun eğmek. Lil isali ilel intizamil ekmeli, en mükemmel intizama ulaştırmak. Vel irtibatı bihi, o mükemmel intizamla devamlı bağlı kalmak içindir. Vettibaun nizam, şu kainattaki nizama uymak da li tahkiki sirril hikmeti, hikmetin sırrını gerçekleştirmek. Vel hikmetu, hikmet yeşhedü aleyha, hikmetiye şahittir. Ne şahittir? İtkanu sun'i fil kainat, kainatta bütün sanatların en mükemmel oluşu Allah'ın hikmetinin şahididir. Yani hiç lüzumsuz bir şey yaratmamış. Mutlaka maslahat için ve hikmet için yaratmış. İbadet bunu gösteriyor. Yoksa işte davar gibi meyveyi de yiyor,
patlıcanı da yiyor, düşünemiyor bunları. Müthiş. Ve minha, yani ibadetin iki dünya saadetine sebep oluşunun gerekçelerinden biri de şu, vecihlerinden biri. Ennel insane insan keşşeceri bir ağaca benzer. Ellezî ullika alâ dirveti kesîrun minel hutûtil âletil berkiyye. Allah Allah. Çok tatlı bir şey ya. Vallahi. Şimdi yani en tepesine çok sayıda telgraf tellerinin asıldığı bir ağaca benzer. Biliyorsun değil mi? Eskiden telgraf telleri, şimdi artık telgrafa falan fazla bir şey kalmadı. Çünkü biliyorsun o eski hali ben tanıyorum. Yani çok sayıda telgraf tellerinin asıldığı bir, zirvesine asıldığı bir ağaca benzer insan. Kad iltefet ala ra'sihi, onun başına üşüşmüş. Yani ne demek? Teller onun başına sarılmış. Ru'usu nizamatil hilketi. Yaratılışın nizamlarının başları, öyle değil mi? Hani her yerden gelen telgraflar, telgraf telleri, kainatın da yaratılış nizamlarının başları onun başına sarılmış. Vamteddet muşiaten ile müşerriaten ilehi kavaninul fitrati. Yaratılış kanunları, anlatabildim mi? Kanunlar koyarak oraya kadar uzamış. Mükemmel bir cümle, biliyor musun? Şuaları inkas edip onda temergüz etmiş bir ağaç. Mesnevi Nuriye'de de var, biliyor musun? Allah Allah. Ve nakeset, ve yansımış o ağaca mutemerkizeten fihi, yani ondan merkezileşerek eşiatun nevamisil ilahiyeti fil kainat. Kainatta mevcut olan ince ilahi kanunların şuaları o ağacın başında merkezleşmiş. Bu insan yani. Böyle olunca felabut delil beşer, insan için mutlaka gereklidir en yütemmimeha. Bu telgraf tellerini, bu hilkatin nizamının başlarını ve fitratın kanunlarını vesaireyi tamamlaması ve yarbitaha bağlaması ve yentesibe ileyha, bunlara intisap etmesi, yoksa ve yeteşebbese bi ezyaliha, ve onların uclarına bağlanması, ezyal dediği kuyruklarına. Niçin? Liyesri, yürüyebilmesi için. Bil cereyanil umumi, kainatta cari olan genel kanuna ayak uydurabilmek için. Anladın değil mi cereyan umumi? Hatta ta ki la yuzlaka, ayakları kaymasın. Ve la yutrada, birçok yerden kovulmasın. Ve la yulka, atılmasın. An zuhri hadi devabi devali bil müteharriketi fit tabakat. Tabakalar halinde hareket eden bu dolap ve çarkların üzerinden atılmasın. Bağlanması lazım o kanunlara. Yoksa kanun dışı kalırsa atılır. Ayağı kayar. Tard edilir. Ve ma hiye, bu bağlanmak olamaz illa bil ibadet. Ancak ibadetle olur. Elleti ibadet ki hiye intisalul evamiri ve ihtinabun nevahi. Emirlere uyma, yasaklardan kaçınma demek olan ibadetle ancak insan, bütün kainatın kanunları kendisine bağlanmış olan insan onlarla uyumlu bir hayat yaşar. Yoksa perişan olur kardeş, perişan olur. Allah Allah. Çok tatlı ya. Gelelim 1, 2, 3, 4. Dördüncüye. Ve minha, onlardan biri de. Yani ibadetin iki dünya saadetine sebep oluşuna ait olan vecihlerden biri de. Enne bimtisalil evamiri veştina bin nevahi. İnsanoğlu Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmakla yahsululil insan, insan için meydana çıkar. Nisebun kesiratun, çok bağlar, nispetler. İla meratibe adidetin fil eyyetil içtimaiye. Sosyal hayatın heyetinde, duruşunda çok sayıda mertebelere bağlanmış olur. Yani nispetleri hasıl olur. O zaman feyasirü şahsu kenev'in, bir şahıs bir nevi gibi, bir tür gibi olur. Niye? Çünkü insan bütün kainattaki nevilerle alakadar ya, bunu başka yerde izah etmişti. İt kesirun minel evamir. Çünkü Allah'ın emirlerinin çoğu
La siyema elleti laha temassun bi şair vel mesalihil umumiyye. Özellikle de şair-i İslamiye, İslam'ın sembolü olan emirler ve özellikle de umumi maslahatı gerektiren emirlere teması olan emirler kel haytillezi, öyle bir ipe benzer ki nıita bihi, onunla bağlanmış, dikilmiş haysiyatün, nice durumlar ve nuzzime fi hukukun, çok haklar onunla tanzim edilmiş, düzene sokulmuş. Levlahu, eğer bu ip olmazsa, Allah bununla, insan bununla bağlanmazsa, letemezzekat ve tatayarat, bu sosyal hayattaki bütün bağlar paramparça olur ve uçuşur gider. Gelelim son beşinciye. Yaşa be. Ve minha, insanın iki dünya saadetine sebep oluşunun vecihlerinden beşincisi. Ennel insanel muslime, Müslüman bir insanın, lehu münasebetun sabitetun, onun çok sabit münasebetleri var. Vertibatun kaviyun, kuvvetli bağları var. Ma kullil muslimin, bütün Müslümanlarla. Ve huma, ister bunlar, bu ikisi yani bütün Müslümanlarla hem kuvvetli irtibatları hem de münasebetleri sebebani, sebeptirler. Bu son kısım Müslümanların toplumuna ait. Li huvvetin rasihatin, değil mi? Sağlam bir kardeşliğe. Ve muhabbetin hakikiyetin, gerçek bir sevgiye. Bi sebebil akaidil imaniyeti vel melekatil islamiye. İman akideleri ki altı rüküm vel melekatil islamiye ki beş meleke. Bu sebeple. Emma sebebu zuhuri tilkel akaid. Anlatabildim mi? Ve te'siruha. Ve te'siriha. Ve sayruretiha meleketen rasihaten. Ancak bu akaidin, tamam mı, ortaya çıkışı, etki edişi ve de insanda sağlam bir meleke oluşu ise fe innemâ hiyel ibadetü, o ibadetten ibarettir. Başka türlü yolu mümkün değildir. İşte üç sebepten birinin gerekçelerini okuduk. Neydi o gerekçe? Bir, ibadet iki dünya saadetinin sebebiydi. İki, insanın dünya ve ahiret yani hayatındaki şeylere sebepti. Üç, insanın şahsi kemaline, nev'i kemaline sebepti. Yarın oradan devam edeceğiz. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.